Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te Beholder'ın 4. bölümüyle karşınızdayım. Bugün evet, bugün formayla karşınızdayım ama FIFA yayınından ve FIFA videosundan çıktığım için böyle oldu. Oyuna devam et diyoruz. Ben videoyu izlerken, montajlarken aslında görmediğim birçok şeyi görüyorum. Mesela savaş hakkında konuşulan o bir önceki bölümde 30. dakikada aşağıda savaş hakkında konuşulan şeyi direkt kabak gibi gördüm yani böyle. Ama oyun oynarken ben altyazıları falan okuyorum ya da bir şeye konsantre oluyorum ya, o esnada gözden kaçabiliyor. Yani bunu normal oyun oynamakla gerçekten ciddi bir şekilde yoğun ışık altında ve sürekli bir şeylere, başka şeylere dikkat ederek oynamak arasında ciddi fark olduğunu bilmenizi istiyorum. Neyse, bu bahanemi de açıkladıktan sonra çok dikkatsiz olabiliyorum bazen. Normalde öyle değilimdir. Bakalım, bu bölümde biraz daha dikkatli olmaya çalışacağım. Kiracılar seni evlerinin içinde yakalarlarsa mutlu olmayacaklardır. Pekala. Hepinize iyi seyirler dilerim. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ben olumsuz bir şekilde bitirsem bile Beholder'ı bir kere daha deneyeceğim. Gerekirse bir canlı yayında sizlerle beraber oynamayı istiyorum. Oynayacağım. Buna da karar veririz. Tam bir canlı yayın oyunu aslında. You live in the best country in the world. Bu aracı büyük lider hakkında bir soru vardı. Ben eski videolara bakıp o büyük liderin doğum tarihini, bilmem ne tarihini öğrenecektim ama onu yapmayı unuttum. Şimdi sallayacağız ya da yapamayacağız. Tüh, bir araştırma yaparak girecektim aslında. And other countries are jealous of you. Each of our citizens receives all that he... Generalin Aglow'daki kasap olduğuna dair tanıklık et. Polis geliyordu en son, bir saniye. Sugar, bread and certificates of appreciation. Just remember, our foes are continually plotting against us. Mobil propaganda birimi No 786. İthal tuz bulundurmak yasak. Still, you must be vigilant. Ya şu büyük liderin doğum tarihi nerede yazıyordu ya? Neyse, bir devam edelim bakalım. Programcıyı aç, görelim bakalım. Doğru kodu seç. Denesem mi? 21-12'yi bir deniyorum. 64'tür büyük ihtimalle. Deniyorum abi. Yemin ediyorum salladım. Frekansı değiştir. Tamam. Tamam. Şimdi değişecek herhalde. Şu polis... Şuna bir bakalım. Vatandaşlarımızın toplu taşıma sistemi hakkında yaptıkları şikayetlerin farkındayız. Ulaştırma Bakan Yardımcısı, toplu taşıma emeğimizin verimliliğini etkileyen en önemli faktörlerden biridir ve bakanlık çalışanlarının performansı tatmin edicidir dedi. Ayrıca anlamsız ve asılsız şikayetlerin harcanabilecek değerli zamanlarını harcadığını ve gelecekte sabotaj olarak değerlendirileceğini söyledi. Doğru yol, hakikat. Devlet dairelerinin memurlarla dolup taştığı ve bürokrasinin çok hantal hale geldiği, işlemediği herkes tarafından biliniyor. Ayrıca şehir otobüsleri onlarca yıllık ve sürücüler bu zamandır zam almamışlar. Şehir otobüsleri onlarca yıllık ve sürücüler bu zamandır zam almamışlar. Açlıktan ağzı kokan yaşlı bir adam tarafından sürülen külüstür bir tırla bir yerden bir yere hızlıca gitmek imkansız. Zavallı çocuklar, onlara yarın büyük anne turtalarından bir tane vermeliyim. İşte büyük lider. Neyse, kodu salladık, tuttu ya. Bu evde bir şeyi arıyordu. Kimi şikayet etmiştik hatırlamıyorum. Aglow'daki kasap. Generalin Aglow'daki kasap olduğuna dair tanıklık et. Kim yaşıyordu bu dairelerde ya? Dilsiz. Bunları da evden gönderebilirim de şantaj yapabilirim aslında. Hayda, bunlar ne böyle ya? Evet, burada buldu. Albert Meyneke'yi burada öldürdü. Biraz şantaj yapalım ya. Paramız olsun. Şantaj mektubu, bir sus. Mesela kim? Şu 60 yaşındaki kadın kitap okuyor diye.
Evet, 60 yaşındaki kadın, kütüphane görevlisi. İhlal ettiği... Bir sus ya, abi ne konuşuyor ya bu? Ben montajda sesi kısıyorum ha, şu an beynimi yiyorum. Kitap ne zaman yasaklandı? 12 Eylül'de. 6053. 12 Eylül. Kim ihlal etmişti bunu? 60 yaşındaki kütüphane görevlisi. Nerede oturuyor bu? Daire 3. Margaret, daire 3. Margaret değil mi senin adın? Tamam. Bekliyoruz. Silah var ama silah daha yasak değil herhalde ya. Silah bulundurmak yasak değil miydi? Koş bakayım yukarı. Bir gözleyelim şunu. Evet, silah. Silahla alakalı bir şey yapamıyorum. Silah bulundurmak yasak değil miydi? Evet, silah taşımak ve kullanmak yasak. Telefon var. Telefon var. Koş 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 koş. Telefonu aç. Acil Arama Bakanlığı, Düzen Bakanlığı. Neler oluyor Karl? Apartmanın yanındaki gezer propaganda birimi saldırıya uğradı. Tamirci gitti ve anti-devlet sapkınlığı yüksek sesle yayınlanıyor. Ana görevin verilen emri uygulamaktır. Para cezasına çarptırıldın. Ne kadar? Oha! Şuradan parayı alalım. Daha hızlı koş. Polis geliyor. Ne bok yiyeceğiz? Pardon, özür dilerim. Bunun hakkında. Lan burada ne var böyle? Sahte pasaport, dünya var. Oğlum al bunları, al. Bunlar ne böyle? Arabayı parçalıyor. Tuz var. Bunları kim koymuş ya buraya? Damgalı mektup, sahte pasaport, tarak, tütün, kol saati. Apartman sakinleri burayı çöpe çevirmiş ya. Neyse, araç gitti. Oh, gitti abi. Bir dakika, bu kutu... Ha, bu şey... Evet, ben bu yorumu almıştım. Ev sahibi tutuklandığı zaman kutunun içerisinde şey yapabiliyorsun. Eşyaları evin önüne bırakılıyormuş. Dur bakayım, değerli şeyleri alalım. Pasaport. Şarap al, lazım olur. Tarif defteri geç, olta. Aa, bunları da satabiliriz, evet. Yurt dışından bornoz. Satranç. Sahte pasaport. Tütün. Havlu. Al al, hepsini al. Soda filan yasaktı tabii bunları. Her şeyi aldık herhalde. Ya da gitti. Benim amacım şuraya bakmaktı. Buradan parayı almaktı aslında. Tamam, 1000 doları aldık. Sus payı. Oh be, ses verebilirim artık. Şunları atalım çöpe. Heh, adam geldi. Bakayım, sana bazı şeyler satacağım. Saygılarımla. Ticaret yap. Bugün ne satıyorsun? Bir göz at. Ben sana şunları satayım. Yabancı müziği 1500 dolara sattım. Saat sat. Kitap sat. Çanta sat. Tarak sat. Sat. Sahte pasaport. Sodayı da sat. Dünyayı sattım adama ya. Şarabı da satıyorum. Bu ne? Viski. Bunu da sattım. Yurt dışından gelmiş mektup. Hükümetten yeni direktif geldi. Vallahi bayağı bir sattım abi. Gel gel gel, telefon. Heh, şöyle klavyede de sağa gitmek mantıklı. Koş 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 koş. Eve kiracı alacağız. Telefonu aç. Arama acil, Düzen Bakanlığı. Karl, şehirde turuncu kod alarmı var. Binanda patlayıcı bir cihazın olabilir. Binayı inceleyin ve kiracılarınızla hemen konuşun. Mevcut tehlikeden bahsetmeyin. İnsanları paniğe sevk etmek istemiyoruz. Daha fazla şaka yok. 24 saatte apartmandaki bombayı bulmam lazım. Önce şuna bakalım. Evet, bundan sonra klavyeyle gideceğim ya. Mouse'la tıklamak da zor oluyor.
Dün gece şehir limanında bir rezalet yaşandı. Kimliği belirlenemeyen iki kişi limana yakın bir yerde suya birkaç kamyon plastik ördek boşalttı. Şahitler kamyonlarda ördek donanması yazdığını belirtiyor. Suda kilometrelerce sürüklenen ördeklerde ördek üretin, mayın değil, ördekler barış istiyor ve bu savaş işe yaramaz gibi yazılar da vardı. Düzen Bakanlığı bunun askerlerimizin moralini düşürmeyi amaçlayan planlı bir saldırı olduğunu ve bu nedenle sorumlu kişilerin bulunup yargılanacağını söyledi. Ve ayrıca plastik ördekler devlet karşıtı propaganda olarak kabul edildi ve bunları saklamanın cezası fazlasıyla kesilecektir diye söyledi. Ben bunu bir şeye benzetiyorum. Yazı işleri personeli başkanın editörlüğünü yaptığı makaleyi okurken gülmekten öldüklerini, plastik bir ördeğin başkanı öldürebileceği tehlikesiyle yasaklanması hakkında yorum yapmayacaklarını söyledi. Örnekler ciddi bir mesele. Bu dönemlerde yaşadığımız bir olaya çok benziyor. Konuşmayacağım tabii ki, siz anlayabilirsiniz belki. Abi, şu eve bakalım. Bombayı bulmamız lazım. Aç. Aglo'daki kasap, onun saati yok. Burada kim oturuyordu? Dora oturuyordu değil mi? Daire 1'de Dora oturuyor. Perişan olmuş durumda. Aa, bakamadım, ne oldu? Pasaport geç. Oho, sen de bu plağa her seferinde seni evden çıkarmak için bahaneler artıyor ha, Dora. Aşk romanı, bıçak, çok keskin bir bıçak. Hemen bombayı bulmam lazım, 20 saatim var. Bu kızın evinde olmaz gerçi ya. Ama dışarıda da olabilir. Aşağı bir yere de saklamış olabilirler. Dora gelmesin de. Gelirse hemen depar atacağım. Margaret. Şurada bir yerde de olabilir ya. Tamam. Margaret nerede oturuyordu? Daire 3'te oturuyordu değil mi? 4'te kimse var mı? Allah! Gözetlerken. Kimse yok ama girersem ne olacak? Geliyorlar ya. 3'te kim oturuyordu ya? Margaret yanlış eve girdi. Dur bakayım. 4'te kim oturuyor? Inga ve Gerda. O eve niye girdi? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Aha. Kitap okuyorsun. Tamam. Bunu geçti. Acilen bombayı bulmam lazım. Bu adam da olabilir. 15 saat var. Aman ha, aman. Tarak, çık. Bu silaha basamıyorum ya. Hadi abi, 14 saat kaldı. 2 daire var daha. Kaç, 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 kaç. Tamam. Margaret geliyor. Gir abi, gir. Burayı da 12 saat kaldı, hadi. Acele olmam lazım. Buralarda bir yerde de olabilir belki. Bu ne ya? Kırık şişe. Satranç. Bu adamın evinde de olabilir. 11 saat, hadi hızlı. Dürbün mü? Bunu raporla... Çık çık çık! Ya bir şey yapmıyordum. Burada hiçbir şey yapmıyorum. Özür diliyorum senden. Hadi gir. Bu evde kesin bir şey var.
hesap Wix. Wix. Dünya haritası. Satranç. Geldi. Son anda. Son anda. Abi bir şey diyeceğim. Bu kadın niye bu eve giriyor ya? Uyuyor muydu? Uyandırabilir miyiz acaba uykudan? Sen hala kitap okuyorsun ya. Uykudan niye uyandın ya? Abi 7 saatimiz kaldı. Bulamıyorum. Tam da geceye denk geldi. Hiçbir şey yapmıyorum. Özür dilerim. Kızın evinde yok. Şuralara bakalım ya. Buraları zaten araştıramıyorum herhalde. Aa, buralara bakalım. Çamaşır makinesinde filan. Hadi be, bul be. Patlayıcı eşya. Aha. Bir dakika, ne yapacağım bunu? İmha etmem lazım. İncele, incele, incele. Patlayıcı cihaz. Bu bomba zamanlayıcı. 6 kapalı devre ve 6 dinamit lokumdan oluşuyor. Ne diyor? Bakanlığı ara ve görevin tamamlandığını bildir. Bakanlık, acele. Hadi. Koş. Ölsünler efendim. Bombayı bakanlığa raporla. Evet. Evet. Bombayı buldum. Ne yapmalıyım? Sakin ol. Vatan mayıncılarını gönderiyoruz. Birkaç saat içinde orada olurlar. Düzeneye dokunma sadece. Korkarım ki birkaç saatimiz yok. Saat ilerliyor. Herkesi tahliye etmeliyiz. Paniklemeyi kes Karl ve sakın kimseyi tahliye etme. Bu diğer mahalleleri endişelendirir. Düzeneyi incelemelisin ve ne çeşit bir bomba olduğunu anlamalısın. Bütün bombaları etkisiz hale getirmeyi açıklayan bir kılavuz gönderiyoruz. Posta kutunu kontrol et. Bomba modellerini öğren. Bakanlık. Öğrenin. Muhtemelen 3 modelden biriyle karşılaşacaksın. Model 1, MGB-53, kol saatli. 6 kapalı devre, 6 dinamit lokum. Bu işte. MGB-53. NKVD-41, alarm saatli, 1 kapalı devre, nitrogliserinli. GUK-B-43, dijital saatli, 2 kapalı devre, pirobarutlu. İlkiydi. Koş 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 koş. Hadi hadi hadi. Nerede bu? Şu. İlki bu. Bir patlayıcı etkisiz hale getirmek için renkli kabloları aşağıdaki sırayla kesiniz. Kırmızı, yeşil, siyah. Bu işte ya. Kırmızı, yeşil, siyah, mavi. Kırmızı, yeşil, siyah, mavi. Buydu değil mi? Kırmızı, yeşil, siyah, mavi. Gel buraya. Gel 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 gel. İncele diyelim bir. Evet bu. Kırmızı, yeşil, siyah, mavi. İmha. Kırmızı, yeşil, siyah, mavi. Bomba imha edildi. Oh kurtuldum. Oh kurtuldum. Bakanlığa ara ve görevin tamamlandığını bildir. Çok stresli bir görevdi ya. Allah'tan çamaşırhaneye gittim. Bana 20-30 bin dolar vermelisiniz. Bombanın etkisizleştirildiğini bakanlığa raporluyorum. Etkisizleştirdin mi? Çok şükür. Evet. İyi iştikal. Vatandaşlara ve devletin mülkünü kurtardın. Bir ödüle layık görüldün. Karl Stein, bu yaklaşmakta olan performans değerlendirmesinin resmi bildirimi. 5 gün içinde bir müfettiş notlarını ve belgelerini almak için binaya gelecektir. Değerlendirmenin sonuçları ne olacak dedik. Ben çok mu kırmızıyım ya? Mazur görülebilirden fazla kanun çiğnersen işten çıkarılırsın. Sabotajdan ötürü de tutuklanacaksın. Bu sanırım gayet açık Karl. Anlıyorum. Ya tek yol buysa? Çiğnediğin kanunlar kabul edilebilir, sınırın içindeyse işten atılmazsın. İşte bu mantıklı. Hoşça kal Karl. 5000 dolar verdiler. Çocuğumuz, karımız hepsi öldü ama ya. Telefonu aç. Özel aramayı kabul et. Değişim geliyor 120 saat sonra. Karl Stein. Evet, bu kim? Sözümü kesme ve dinle. Bombayı etkisiz hale getirmelisin.
Ancak bu planlarımıza aykırı. Bunu bir daha olmasını istemiyorsan dediğimiz gibi yap. Cehenneme kadar yolun var. Binayı içinde bu kadar insan varken havaya uçurmayacağım. Kiracıların umurumuzda değil, bir hariç. Inga, bir Kempfelt. Onu yok et, yoksa bir sonrakinde bir yerine 10 bomba olacak. Inga Birkenfeld'i yok et. Niye? Ona ne yapacaksınız? Eğer bu vicdanınızı rahatlatacaksa tamam. Bu Cadalos, Kontrol Bakanlığı'nın yürüttüğü gizli deneylerden sorumlu kimya uzmanıdır. Şimdi de tentoryum bezlerini kapatabilecek ve prefrontal serebral kortekse zarar verebilecek gaz üretiyorlar. Savaşın yeni silahı bu mu? Haklısın, bu bir silah ama düşündüğün türden değil. Bu gaz insanları itaatkar varlıklar haline getirir. Korkmazlar ve manevi ikilemlere düşmezler. Bu gibi insanlar suçluluk duymaz ya da halden anlamazlar. Dolayısıyla bize karşı kullanacaklardır. Gelecek nesiller mükemmel askerler ve işçiler haline gelecekler. O durdurulmalı. Nasıl? Akıllı adamsın sen. Hal çaresine bakarsın. Ve unutma Karl, başarısız olursan bir sonraki bomba dairende patlayacak. Hayda. İnanmak zorunda mıyım peki? Şu general görevi ne ya? General kimdi? Kimyager işte bu. Bunu attırabilirim aslında evden. Propagandacı. Şuraya birilerini taşıyabilir miyiz? Yok, kimse yok. Arkadaş. Bunlara bir şantaj mektubu mu uygulasam, ne yapsam? Paraya da ihtiyacım yok. Bakanlık bahçeleri davasındaki iç soruşturma sona erdi. Her bahçenin İmar Bakanlığı'na ait olduğunu ve özel mülk olamayacağını bildirmekten mutluluk duyuyoruz. Bahçeler yalnızca devlet işleri ve tarımsal faaliyetler için kullanılmaktadır. Herkes onların ne yaptığını biliyor. Bunun sahte bir soruşturma olmadığını düşünen mi var? Bir konuşalım şunlarla ya. Uygulama Bakanlığı hakkında konuşalım. İyi misin Dora? Uyuyamıyor musun? Bir şeyi mi bölüyorum? Hayır, sadece soruyorum. Uyku konusunda sıkıntım var. Gözlerimi kapattığım anda berbat şeyler görüyorum. Ve kabuslar. Sebebin ne olduğunu bul. 300 itibar puanı düşürür. Soralım mı? Bize ne ki? Haydi sor gitsin. Kabusların sebebini biliyor musun? Bana güven, sadece yardım etmeye çalışıyorum. Nasıl oluyor bilmiyorum ama sana güvenebilecekmiş gibi hissediyorum. Olay şu ki, eski kocamdan korktum. O berbat birisi Karl. Niye? Sana kötülük mü etti? Eğer sürekli doktora giderse kötü muamele görebilir. Yani evet. Neden onunla evlendin? Ailem beni zorladı. Onların hayattaki istekleri kızlarının iyi olduğundan emin olmaktı. Kulağa korkunç geliyor. Hayır, en kötüsü de hastaneye kırık kemikle her gittiğimde onun tarafını tutmalarıydı. Sen istedin, sen hak ettin. Bu senin suçun. Ve yani olanlar oluyor. Kaçmak için cesaretimi toplamam yıllarımı aldı. Ama en sonunda başardım ve şimdi saklanıyorum. Peşine düşeceğine inanıyor musun? Pozitif düşünüyorum. Beni kendi malı sanıyor ve konu malları olduğu zaman daha hassaslaşıyor. Sorun şu ki, Göçmenlik Bakanlığı'ndan insanlar tanıyor. Korkarım. Burada olduğum bulacak ve geldiğinde beni kesecek. Oyuncak bebek gibi. Bunu önlemek için elimden geleni yapacağım. İyi bir adamsın Karl. Yardım teklif et. Bence biraz dinlenmelisin. Hiç uyku ilacın var mı dedik. Hayır, uyku ilacını hiç düşünmedim. Senin için bir tane bulmaya çalışacağım. İyi bir gece uykusun neler yapabileceğini göreceksiniz. Teşekkürler. Herhangi bir yardım beklemiyordum dedi. Gitmeden konuşalım. Gittiler. Dora Noel'e uykusuzluğuna çare bulacağını söyledin. Gel bakayım, sende var mı? Uyku ilacı. Tütün, havlu. Bunların hepsi benim verdiğim şeyler ya. Aha. Aspirin yok. Uyuşturucu hap, bir şişe uyku hapı. Al al al. Tamam. Dora'nın evini bir inceleyelim diyeceğim de
Şu adamın evini incelemem lazım ya. Bu evde pis işler oluyor. Bu sefer en sondan başlayacağım. Adlov'daki kasabı... Aha, yasa dışı nesne. Kamera, güzel. Bu kim? Bruno kim lan bu? Şunu bir yakalayalım, dur. Bu kim? Durdurdum. Selamlar Karl, bir denetim yapılacağını duydum. Geçebileceğini düşünüyor musun? Yapabileceğim her şeyi yapacağım. Korkarım ki hemen hemen her şeyi yaptın. Denetim eğer varsa ihlalleri ortaya çıkaracaktır. Kendini ana vatana adadığından emin misin dedi. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Denetim kaçınılmazsa ve hiçbir şey değiştirilemiyorsa bazı şeylerin olmasına izin verilmeli. Kendi kaderini ve güzel ülkemizin kaderini değiştirmek için çok geç değil Karl. Ne ima ediyorsun? Hiçbir şey ima etmiyorum. Açık sözlüyümdür. Görüyorsun, devlet hata yapmaz ama insanlar yapar. Ve sadece bir adam, tutkularına, duygularına ve zayıf yönlerine aldanan bir yaratıktır. Ve devlet, zorlamayla da olsa toplumun iyiliğini amaçlayan bir makinedir. Ancak sıradan insanlar kontrol altında olmayı sever. Biz de insanların sadık kulu olan hizmetçilerin birçok şeyini affedebiliriz. Mükemmel bir çalışan olduğundan emin değilsen veya bazı hatalar yaptığını düşünüyorsan, yüce ana vatanımızın ihtiyaçları için katkıda bulunursan ikinci bir şans elde edebilirsin. Oha, askeriyeye katkıda bulun 40 bin dolar. Devlete katkı yap 40 bin dolar. Kendini kurtar 60 bin dolar. Reddet, araya girmeme politikasını uygula. Ben buna hayatta cevap veririm. Ben reddediyorum. Sen araya girme abi. Bu senin kararın Karl. Umarım bir sonraki toplantıda kelepçelenmezsin. Bir git, defol git lan buradan. Defol git, senin gibiler yüzünden ülke bu halde. Herkes torpil peşinde. Bu adam gelmesin de. Burada yaşayan adam 5. Ariel Johnson. Aa, geliyor ya abi. Dora da geldi, o da geldi. Yapacak bir şey kalmadı, şu an bekliyoruz. Şununla bir konuşayım ya. Tanış, daha tanışmamışım. Binanın yöneticisiyiz. Ariel Johnson, emekli general. Aa, bir dakika. Emekli general, gençliğimizin damarlarındaki vatansever kanı coşturmak için buraya geldim. Ne kadar kalacaksın? Birkaç nutuk ve ders vereceğim. Sonrasında anlarsın ya, kalan kitlenin eğitimine adayacağım kendimi. Benim asıl görevim insanları yüce devletimize ve yüce liderimize sadık olmaları için teşvik etmek. Teşrifiniz benim için büyük bir şereftir. Son konuşmam stadyumdaki okullu çocuklara yapılacak. İstiyorsan çocukların da alıp katıl. Yeni bir asker alım programımız var. Okuldan savaş meydanına. Çocukları erkek adama çevirmek için hızlandırılmış bir program. Savaş hakkında konuş. Sence savaşı kazanacak mıyız? Muhakkak. Vatansever mezun erkekler kampında bir konuşma yaptım. Verdikleri tepkiyi görecektin. Mükemmeldi. Hepsi kusursuz ahvalde. Gözlerinin içi yangın yeri gibi. Azgın boğalar gibi savaşmaya hazır durumda. Biraz eğitim ve ardından hakiki yok edicilerden kurulu bir ekibimiz olacak. Yani askerler demek istiyorum. Askerler. Dur. Ülke hakkında. Ne düşünüyorsun yoldaş Johnson? Bizi gelecekte neler bekliyor? Harika Karl. Savaşın dönüm noktasındayız. Yakında gıda takviyesi gelecek. Şu an için herkese yetecek gıda yok. Ancak devletimize hakkıyla hizmet edenler yemek yeme fırsatı bulacak. Ekleyecek bir şeyim yok. Bu bayağı bir suç işledi aslında. Şurayı bir açalım. Ya o değil, o değil. Dur. Kimse yok. Gir. Sondan başlayalım bu sefer. Ah.
Aslında büyük kamera da takabilirim de artık kiracıları gözetlememe gerek yok ya. Hepsinin bir falsosu var da yani. Şimdi devlet kitap okumayı yasaklıyor diye ben de kitaptan dolayı insanları polise şikayet etmek istemiyorum. Biraz vicdanlı olmak istiyorum. Aslında en baştan beri böyle olman lazım. Tamam, gerçekten yasa dışı işlere bulaşınca... Kaç. Son anda. Aynen bu kadın. Sen ne düşünüyorsun? Gel seninle bir konuşalım. Havayı konuş, savaşı konuş. Hava. Bu son zamanların en sıcak sonbaharı. Gençsin Karl. Arktik'te bile bunun verdiği sıcaklıkta donmazsın. Benim yaşlarımda ise her zaman donarsın. Gençlik romantizminin yaşlılık romantizmasına, romantizminin yaşlılık romantizmasına dönüşmesi kaçınılmazdır. Dur. Kütüphane işi hakkında konuşalım. İşini seviyor musun? Kesinlikle. Kitapları insanlardan korumak kadar daha iyi ne olabilir? Çocuk kütüphanesinde bir gün bile geçiremezdim. Ne yazık ki toplum kitapları parçalayanları cezalandırmanın, onlarla başa çıkmanın en iyi olduğunu yine unuttu. Çocuk yetiştirme konusunda çok sertsin. Çocukların var mı? Hayır Karl, çocuğum yok. Onlar en çok sevdiğim iki şeyin, yani düzenin ve sessizliğin karşıtı. Ona harap ettiğin kitapları söyle. Çocukken bayağı kitabı parçalamıştım. Büyüdükçe de yapmaya devam ettim. Bunu niye söyledik ki? Ciddi misin Karl? Birkaç acıklı anıda sayfaları parçaladığımı hatırlıyorum. Kasıtlı olarak belirli bir başlığı seçmiştim. Tam olarak konusunu hatırlamıyorum. Ne? O sen miydin? Büyük liderin anılarından silinen yazı için ben suçlanmıştım. 7 yıl. Kamplarda 7 yıl Karl. Hepsi senin yüzünden. Sakinleş, 500 itibar puanı şaka yap. Şaka yapacağım. Ne diyeyim, hayatınızı saçma bir sebeple boşa harcadığınızı mı? Bu savaşı neden kazanamayacağımızı biliyor musun Karl? Çünkü sadece kalenin kuşatma altında olduğunu düşünürsek yanılmış oluruz. Biz sadece dışarıdan bir saldırıya maruz kalmıyoruz. Ve gerçek düşmanlarımız burnumuzun dibinde. Sizi pislikler, başka bir hayatı yıkamayacaksınız. Lan mal mı? Mal kadın, bağırıyor bana. Tükürüyor suratıma. Beyin yok mu sende diyor, alçak herif diyor. E ben de seni evden kovmaz mıyım? Aa, kanıtı yok. Öldürdü lan beni. Lan bıçakladı beni. Yine bok yoluna gittik ya. Lan böyle bir ölüm mü olur ya? It rained the day of Carl's funeral. The cheap pinewood coffin was covered with rocky soil as a thin fog settled over the cemetery. Beni bıçakladı lan. No one from Carl Stein's family was destined. Bir dakika, devam edeceğiz. Bu ne aptallık ya? Kadın beni öldürdü acımadan lan. Böyle bir şey tahmin edebiliyor muydunuz? Havadan girdim muhabbete, hava nasıl falan diye öldük sonunda. Arkadaşlar, sessiz olun. Hiç kimseye durduk yere hava durumunu sormayın. Sonunda ölüyorsunuz. Gördüğüm en saçma ölümdü ya. Nereden başlayacağız? En son nerede kaydetmişti? Allah'ım ya Rabbim. Ne diyor? Kendimi değişim için hazırlamalıyım. Şununla konuşmuştum. Plastik ördek sahibi olmak yasak. Vardı evlerde bir yerde ya. Bir dakika. Abi şununla konuş. Ya da Dora'yla. Aa, bu ne yapıyor? Havayı konuş, savaşı konuş. Seninle hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Şu kadınla, adamla bir konuşalım tekrardan. Okumuştuk zaten bunları. Yine aynı. Reddet. Tamam. Tamam, sen git. Şimdi şu hapı verelim ya, uykusuzluk hastalığına bir çare bulalım. Onu da es geçmiştik az önce. Dora, uyku ilacı hakkında konuş. Ne istiyorsun? Evet, sana uyku ilacı buldum, yardımcı olacak. Bu çok asilce. Kiracılarla ilgilenmek benim görevim dedi. 250 itibar puanı kazandık. Tamam, şununla da konuşmuştuk. Tekrar konuşalım, tanışalım. Tanıştık, bitti.
Şunları da konuşalım. Ülke hakkında da konuşmuş olalım. Tamam. Burada bir şey var mı? Şu eve kamera takmam lazım. Kimse var mı? Değişim geliyor. Kasap, vatansever, üretim. Bu neydi? Inga Birkenfeld'i öldürmemiz gerekiyor. Kimse yok. Gir. Hadi be. Ya tam kapıya basmaktan nefret ediyorum. Aha. Aslında bu kadın adamı da yok edebiliriz buradan. Şöyle hızlıca kamera takalım şuraya. Aha. Buraya da. Her tarafı üçlü taktım. Hadi gel bakalım. Bir isteği var ya kadının. Yatağı kırık mı bunun? İçki içiyor. Bir sıkıntı yok gibi. Aha. Güzel. Evden atmak için de bahanelerimiz hazır. Yani silah kırmızı değil. Geldi. Yakaladı beni. Ne ara geldin be kadın? Özür dile ve ayrıl. Neyse, Allah'tan bir şey yapmıyorlar ya. Şu kadınla ilgilenelim bir. Verdik sana uyku ilacını. Buralara da kamera takmak lazım aslında. Alalım şöyle 3-5 tane büyük kamera. Ha, bu adam gitti. Bu adamla alakalı sıkıntılarımız var. Ne istediğini sor. Çok hassas ve özel bir sorun Carl. Ben bir çeşit kişisel sıkıntılar uzmanıyım. Seçeneklerimi düşünüyorum da. Eski kocam sadece bana karşı cesurdu. Onu silah fabrikasında kutsal göt diye çağırıyorlar. Her şeyin sebebi dolu bir silahı düşürüp ve kendi kıçını vurması. Onun için bu bir haftada geçen basit bir çizikti. Ama o sürekli beni rahatsız etti. Neredeyse 6 ay boyunca her gün bana vurdu. Ne oldu lan? Bundan öte iş yerinde sıkıntı çekiyor ve ateşli silahlardan korkuyor. Yani Carl, silaha ihtiyacım var. Çılgın eski kocamdan kendimi korumanın tek çıkar yolu bu. Sen ciddi misin? Ateşli silahlar yasa dışı. Hayatım tehlikede, lütfen. Nereden bulacağımı bilmiyorum. Eminim senin için sorun olmaz Carl. Beni kurtarabilecek misin? Karnım gurulduyor. Neler yapabileceğimi bir bakayım diyor. Dora'ya 48 saat içinde silah bulmamız lazım ama bu iyi bir şey değil. Hiç iyi bir şey değil bu. Bu adam evden gitti değil mi? Ya. Uykudan girdik. Bunu da... Gir bakayım. Şu evi sondan başlayıp aramam lazım. Hadi gelme lütfen. Ya abi ne çabuk geldin ya. Son anda çıktım. Gitmiyorlar ya, delireceğim. Ben şunları bir raporlayayım. Profil oluşturalım. Yeter. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Evden çıkmıyorlar. Şimdi. Kiracının profili. Bu değil. En sondaki adam. Evet. Kim bu? Ayrel Johnson. Erkek. Yalnız yaşıyor. Propagandacı. Ekle hepsini abi. Ekle 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 ekle. Daire no 6 mıydı? Dur yanlış olmasın. 5. Gönder. Sonra şantaj mektubu. Profil ulaştı. Şantaj mektubu. Sen mavi kravat. Evet, mavi kravat. Attırayım mı evden veya ya? Bunu attırıyorum. Bu tehlikeli ya. Ya da bir dakika.
Danton'ı bul ve ona general hakkında bilgi ver. Danton'ı nereden bulacağım ya? Kaçı ihlal etmişti bu? 6052. 11 Eylül. Bana gönderdim. Şu ördekleri de imha edelim varsa eğer. Evi bir araştıralım da. Burada bir şey yok. Aha. Gitti. Oraya para koyuyor. Tamam. Ne oldu lan? Koydun mu parayı? Ben onu da önceki bölümde görmedim. Evimizde yasaklı bir şey bulunmasın da. Herkes gitti. Hadi hemen yukarı eve çıkalım. Aa, silah. Kadına versem mi ya? Ya kadın ölürse şimdi vicdanımızla baş başa kalabiliriz. Aha, ördek. Al bunu da buradan yok et abi. Adama satacağım. Mavi elbise. Bunların yasa dışı olup olmadığını yazmıyor burada. He, ben direkt geçtim. Normalde kırmızı olur ya. Gel gel gel. Gel 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 gel. Belki mavi kravat filan da vardı. Ona dikkat etmedim işte. Sat. Silah 2000. Çikolata. Bunları da sat. Gözlükleri. Mektubu da sat. Başka da bir şey. Silahı kadına versem mi ya? Şu adamın evine geçeceğim. Para da var almam gereken. Şu Inga'yı öldürmemiz gerekiyor. Öldürsek mi öldürmesek mi onu da bilmiyorum ki. Tarak marak. Geri mi geldin ya? Hemen geri gelme abi. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun sen? Vallahi geri geldi adam ya. Aha. Tamam. Bir şey daha buldum onun için. Dora'ya silah vereyim ya. Arkadaşlar. Silah hakkında konuş. Ya benim isteğim ne olacak? Sana silah getirdim. Teşekkürler. Söz veriyorum çok dikkatli olmayacağım. Ne? Benim için ne yaptığın hakkında hiçbir fikrin yok. Tüm itibarını tehlikeye atıyorsun. Ne diyor lan bu? İşte, teşekkürler. Sonunda iyi hissediyorum. Şimdi rapor edeyim mi bunu? Ne hali varsa görsün. Dikkatli olacaksın değil mi? Carl, bunu bana silah vermeden önce düşünecektin. Şaka yapıyorum. Uyku ilacı almaya başladıktan sonra nihayet yeterince dinlenebiliyorum ve tekrar gülebiliyorum. Haklısın. Hayatım daha iyi oldu ama bu pislik herif beni terk ederse daha da iyi olur. Da geldi. Herkes gelip duruyor ya. Şu parayı al. Aa, kitap okuyor. Tamam. Aglo'daki kasap görevini nasıl yapacağımı anlayamadım da. Şuralara da kamera takalım ya. Boş durmasın. Kim geldi? Inga. Bununla bir konuşayım ya. Değil mi? Gel bir konuşayım. Seni niye öldürmek istiyorlar mesela? Daha tanışmamış da olabiliriz. Aa, seni öldürmek istiyorlar. Önce tanış. Tanıştığıma memnun oldum. Ben Inga. Kimya laboratuvarında çalışıyorum. Kızım Gerda. Resmi olarak çalışmıyor ancak araştırmamı yapmamda bana yardımcı oluyor. Ne araştırması?
Üzgünüm, işim gizli. Sağlık hakkında konuşalım. İyi misin? Öksürük mü? Bronşitim yüzünden oluyor. Seni öldürmek istiyorlar değil mi ya? Abi bu nasıl bir oyun ya? Abi seni öldürmek istiyorlar. Çünkü kimin aradığını bilmiyordum. Seni öldürmek isteyen insanlar var. Binaya bir bomba koydular. Fakat ben o bombayı imha ettim. Gaz meselesini öğreneceklerini biliyordum. Fakat işin ucunun bana dokunacağını asla tahmin edemedim. Ve kızımın hayatını da. Bana gazdan bahset. Pekala, onu daha fazla gizlemenin bir anlamı yok. Hastalarımızın korkuyu hissetmemesine ve doğru kararları vermesine yardımcı olan bir gaz yapıyoruz. Ne demek istiyorsun? Nereden başlayayım Carl? Bu çok karmaşık. Manyaklar, yoksa kahramanlar mı demeliyim? Yani manyaklar ile sıradan insanlar arasındaki temel farkı biliyor musun? Onlar korku nedir bilmez. Onların sinir sistemleri farklı çalışır. Sinyaller serebral kortekslerine farklı yollardan girerler. Veya daha açık olmak gerekirse seninki gibi değil. Açıklayamam. Terminolojisinden anlayamazsın. Normal insanları da korkudan özgürleştirebiliriz. Güven bana. Yaşam değiştirilemez. Ancak daha fazla korku olmamalı. Burası dünyadaki cennet değil mi? Ciddi misin sen? Kesinlikle. Bu tarz duygular insanları çalışmaktan ve vatani hizmeti yerine getirmekten alıkoyar. Bundan sonra ne yapacaksın? Taşınmayı planlamıştım ve öyle yapmaya da hazırdım. Fakat bu ancak gelecek yaz mümkün olacak. Kaçmam için bana yardım eder misin Carl? Burada olduğum sürece sorun yaşamaya devam edeceksin. Bir hayat kurtarmak. Inga Birkenfeld ülkeyi terk etmesine yardım etmemi istedi. Seni kovabilirim de yani suçun günahın var burada. Bir sürü döviz bulunduruyorsun, bilmem ne bulunduruyorsun. Ve ben seni hükümete söylüyorum, ne halleri varsa görsün ya. Dur, o görevden de kurtulmuş oluruz. Önce profil çıkaralım, paralarını alalım şunların. Kiracının profili. Inga. Çok kuş beyinliyim bu konuda. Kaçıncı kat? 4. Dördüncü daire. Al şunları. Paraya ihtiyacım var abi. Bedenin durumu Gerda'yla yaşıyor. Meslek kimyager. Kadın. Şunu da profilini alalım. Gerda. Kadın. 3. 4. 4. Gerda işsiz. Inga ile yaşıyor. İşsiz. Tamam. Kiracının profili. Rapor yazacağım abi. Inga'yı gönderiyorum. Hem bombadan da kurtulmuş oluruz. İki kanıt var burada. Daire numarası 4. Bu sefer doğru. İhlal edilen direktif hangisinden başlayayım? Dövizden başlayayım abi. Döviz bulundurmak yasak. 6043. Devlet ne yaparsa yapsın. 3 Eylül. Rapor reddedildi. Hatalı veri. Bu kişi devletin koruması altındadır. $100 para cezası. Aa, devletin koruması altındaysa zaten öldüremem. Kim geliyor? Polis bana... Lan bu öldü niye? Aa, kocasını öldürdü. Ayvayı ben yedim. Bruno Noel öldürmüş bu. Geri zekalı kadın ya. Ben kaçıyorum ben. Şimdi ben fırça yiyeceğim. Neyse böyle daha iyi oldu. İnşallah ucu bana dokunmaz. Vatansever üretim. Dora. Hoşça kal. Eşyalarına bakalım. Salak kadın. Ama belki de silah vermesem kendi ölecekti. Şunların hepsini alalım ya, satarız. Hepsini al diyeceğim ya. Hepsini al abi. Bunu da çöpe.
Şurayı onaralım. Daire bir. Var mı taşınmak isteyen? Yok, kimse yok. Artık kiracı bitti. Burada bir şey var mıydı? Şu kadını, bu kadın beni öldürmüştü. Bunu uzaklaştırmam lazım bu evden. Bunun suçlarını bulmam lazım. Daire 3'te yaşayan, kitap okuduğun için sıkıntılısın aslında ama şu kameraları değiştirelim. Ticaret yapan adam. Seni kaybetmemeliyim. Gel. Her şeyi satacağım sana. Ticaret yap. Sat. Yasa dışı şeyler daha iyi fiyata gidiyor. Boş şeyler. Oha ya. Allah, kamera sattım. Neyse, bunları da satalım. Tamam, büyük kamera alacağım. Tamamdır. Gerda, seninle bir konuşalım. Seninle tanışmadık herhalde. Gerda. Oha. Havayı sorarsam ölürüm. Annesine karşı birisi haline getir. Annesinin işinden bahset. Ders hakkında konuş. Korku hakkında konuş. Korku. Gerda, korktuğun bir şey var mı? Örneğin ölmek. Ülken için ölmen korkunç bir şey değil. Hatta bence en iyisi. Tek korktuğum şey yüce liderimizin yüzünü kara çıkarmak. Annesinin içinden bahsedersem olmaz. Ülke hakkında konuşalım. Seviyor musun? Soruyu anlamadım yoldaş Karl. Yalnızca hain sıçanlar ülkelerinden nefret eder. Sıçanlar ölmedi. Ülkemi seviyorum. Yüce lider, çok yaşa. Hava berbat. Her daim ülkeni sevmen gerek. Sevgili liderimiz bizimle ilgileniyor. Ona her gün yazıyorum. Bu da tam mal. Annesine karşı birisi haline getir. Annesinin içinden bahset. Ders hakkında konuşalım. Nerede okudun Gerda? Okulda yoldaş Karl. Muhteşem ülkemizdeki en iyi okulda. Yüce liderimiz sayesinde mutlu bir çocukluğum oldu. Konuşmayı sonlandır. Daha fazlasını yapamam. Bu kütüphaneci karı burada mı? Gir şunun evine, gir. Da yap. Ya ne çalması, pardon. Seni bu evden kovacağım. Bakayım başka bir şeyin var mı? Şu kameraları da taksak. Viski var aslında. Yeni ileti var. Aa, kamerayı mı çıkardım ben? Kutuya mı bastım? Geliyor yine lanet karı. Şu yatağa da bakalım hemen. Birkaç şeye daha bakabilirim. Neyse, gelmedi. İletimiz var, ona da bakacağız. Kahvesi cezvesi. Geldin mi? Geldi. Şunu da son olarak, hadi hızlı. Kitap okumam lazım diyor. Güzel. Otobüs bayağı uğramaya başladı bu ara. Tamam, bunu okumuştuk. Biraz geç mi geldi acaba? Bakanlık bahçeleri davasındaki soruşturma sona erdi. Her bahçenin İmar Bakanlığı'na ait olduğunu ve özenmek olamayacağını bildirmekten mutluluk duyuyoruz. Bunu okumuştuk. Başka bir şey mi var arkasında? Bu Dora Noel. Hapisteki kocamdan daha iyi.
Mutluyum ve bana nasıl yardım ettiğini hiç unutmayacağım. Hesaplarımı askıya almadan önce ata yadigarımın senin hesabına geçmesini istedim. Sen çok iyi bir adamsın Carl. Karını dövme. Vay be. Dolar gelmiş bana, ben fark etmedim ama. Inga. Ne yapıyorsun? Gerda hakkında konuş. Kızınızdan bahsetmek istiyorum, evet. O iyi mi? Ne kadar süredir vatansever? Ne kadar süredir? Kötü bir şey gibi konuşuyorsun. Hayır, onunla gurur duymak için bir nedenin var. Bu kadar mı? Dur. Planları soralım. Kaçmam için bana yardım eder misin Carl? Burada olduğum sürece sorun yaşamaya devam edeceksin. Heh, yardım et. Kiracıları hemen tahliye et. Reddet. Kiracıları hemen tahliye et. 1000 itibar puanı. O benim itibar puanım nereye gitti? 3000 küsürdü. Yardım ediyorum. Zaten yeterince sorunum var. Umarım kararım için pişman olmam. Dünyanın öteki ucuna gittiğimde söz veriyorum her şeyi telafi edeceğim. Şaka şaka. Kendim ve kızım için belgelere ihtiyacım var. Temiz bir pasaport mükemmel olurdu. Sende var mı hiç? Vardı ya, daha yeni sattım. Sonra konuş. Sonra konuşalım. Dediğin gibi. Tamam, pasaport bulacağız. Vardı bende ya. Evde var mı acaba? Bir bakalım. Bu ses oyundan mı geliyor tıt 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 diye? Dışarıdan mı yoksa? Herhalde oyundan. Şu an öyle bir tribe girdim ki gecenin bir yarısı dışarıda alarm mı? Günlük tarak. Oğlum bir yerde bomba mı var lan? Şu an kafayı yemek üzereyim. Nereden geldiğini anlayamıyorum. Kiracılar ne durumda? Seni attırabilirim. Ya ben şu kadını attıracağım ya, kitap okuyor diye. Zaten beni öldürmüştü. Sen bir git ya. 3, daire 3. Aa, bir dakika, kütüphaneci. Bana yardım edebilir mi acaba? Bunun hakkında bir rapor yazmak istiyorum. Margaret, daire 3. İhlal edilen şeyi buluruz şimdi. Kitap okuyor. Neredeydi bu kitap? Kitap. 6053. 12 Eylül. Rapor reddedildi mi? Ha yok, tamam. Geliyorlar. Burada kimse var mı? Yok zaten. Gir. Şurayı da bir tamamen bitirelim. Ya ne? Uyuyor muydun sen? Görmedim filan. Bak aşağıda neler oluyor. Aşağıda polis geldi, ona haber vermek istedim. Tamam. Oh! Oh canıma değsin. Sen bizi bıçakladın kötü kadın. Denton'u nereden bulacağım ya? Arayabilir miyim acaba Denton'u? Denton'u ara. İhtiyacımız olan kişi Johnson. Bu operasyon katılarak kazandığı bir madalyayı buldum. Lanet olası kasap. Senden bunu istemek kolay değil Carl, ama bu canavardan kurtulmamıza yardım etmelisin. Deli misin sen dedim.
Carl son zamanlarda acımasız önlemler almak gerekiyor. O durmayacaktır. En iyi bildiği şeyi yapmaya devam edecek. Kendisinden farklı düşünenlerin icabına bakmaya. Kılavuz kayıtlarına göre yöntemleri teknolojiye dayanıyor. Ve bu barışçıl vatandaşlara, öğrencilere uygulanıyor. Onlar daha çocuk Carl. Sanırım haklısın ama cinayet? Birkaç yumurta kırmadan omlet yapamazsın. Artık ölmeli ve böylece okul çocuklarının akıllarını bulandıramayacak. O bir canavar. Bana yardım edecek misin? Öldürmeyi kabul et. Ben göndereceğim bunu ya. Öldürsek mi? Göndereyim. Tamam, kabul et. Nasıl ettim? Bunu dediğime inanamıyorum ama tamam, ne yapmamı istiyorsun benden? Doğru olanı yapıyorsun Carl, inan bana. Plan yapacak vaktimiz kalmadı. Bu yüzden onunla uğraşmak için yalnızca 3 yöntem bulabildim. Onu zehirlemek en kolayı, riski yok. Bir kaza ya da hataydı derler. Herkes onun obur ve alkolik olduğunu biliyor. Ne yazık ki zehir elde edecek zamanımız yok. Diğer yöntemler ne? İkinci yöntem daha riskli. Aglow kasabını tenhaya çekmek için kendini yem olarak kullanacaksın ve tetikçimiz işini halledecek. Ya halledemezse? Johnson beni rapor eder. Halledecek. Johnson yüzünden iki evladımızı kaybettik. Çoktan geldi bile. Tek yapman gereken generalin de orada olduğuna emin olmak. Üçüncü yöntem daha var. En etkilisi ama senin için sonuçları olabilir. İçinde bomba olan bir kutu götüreceksin. Johnson hayranlarından gelen hediyeleri reddetmez. Anladın mı? Evet, kendini beğenmiş birisi. Doğru. Binanda bir patlama olacak ama sadece onun dairesinde ve biz zararını karşılayacağız. Sana sözde hediyeyi vereceğim ama bu aşağılıkla nasıl baş edeceğini sen karar vereceksin. Unutma, fazla zamanımız yok, yakında taşınacak. Adamımız sana kutuyu binanın köşe başında verecek. Ne yaptık lan biz? Ne yaptık oğlum biz? Biz ne yapıyoruz abi? Çamaşır makinesine falan bakalım. geri koşuyor. Aa, adam geldi. Polis var lan burada. Bir saniye. Ya ben onu evden attırsam daha iyi değil miydi ya? Ha, bu ticaret yapan adam. Aa, bu işte bilinmeyen adam. Reddedebilirim ya, bir saniye. Son bir şansım olabilir. Son bir şansım olabilir abi. Şu ticaret yapan adam... Ne ihtiyacım var? Benim pasaporta ihtiyacım var. Ticaret yap. Pasaport. Bir bakayım. Ucuz. Sahte bir pasaport. Kişisel verilere sahip ancak fotoğrafı olmayan pasaport. Bir bundan alayım, bir de sahte alayım. Tamam. Sen... Konuşmamalıyız. Benim idolüm için bir hediye alana kadar. Kutuyu verdi valla. Ama ben kişisel bir randevu istiyorum dedi. Var mı bir şey söylemek istediğin? Üzgünüm, çok meşgulüm. Ayvayı yedik. Kutuyu nereye bırakacağım? Adama vereceğim, adam kendi geçirecek değil mi? Son bir kez her tarafı araştıralım. Ya gider ayak, şimdi bir cinayete sebep olacağız. Arkadaş. Evde, yani kovsak bu adamı daha iyi değil miydi? Kanıtları da var elimizde. Öyle yapalım bence ya. Ne diyorsunuz ya? İşte canlı yayın olsa sorardım size ne yapalım diye. Tabancası da var adamın ya. Tabancayı çalıp satsak mı? Aa. Neyse. Paramız bol. Son. Bunu buraya bırakabilir miyim? Koy. Adama vereceğim ya. Size pasaport buldum. Kapıyı çalıyorum. Kimse yok.
Kimse taşınmıyor değil mi artık bu saatten sonra? Evet, taşınmak isteyen kimse yok. Buraya, buraya da yok. Dayı, bir hediye var. Apartmandan dışarı çıkmaya kandır. Ha, iki seçenek var. Apartmandan dışarı çıkmaya kandırsam çakabilir. Hediyeyi vereceğim. Ayrel, birisi benim aracılığımla sana bir hediye gönderdi. Bunu sana şahsen teslim etmem söylendi. Kim yaptı? Garip bir adam, askeri alınanlar. Bir hanımefendi işte. Hanımefendi. Bence o da bir hayran. Onu buraya getirmek için fazla utangaçtı. O yüzden benden rica etti. Güzel, uzat bakalım dedi. Verdim. Abi gidiyor. Adam gidiyor. Kameralarımız da mahvolacak. Ayvayı yedik. İzleyelim bakalım. Aslında gitmeden önce onu bir raporlasak. Para alsak. Neyse. Aç bakayım kutuyu. Ne yapacaksın merak ediyoruz. İlk defa bu kadar zoom yaptım. Açıyor. Polis mi geliyor? Polis geliyor. Hemen polis gelmeden şu içeri gireyim. Çabuk çabuk çabuk. Bir şey yapamıyorum. Çık geri. Çık 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 çık. Devlet memuruyla konuşmak istiyorum. Konuşmuyor. Telefon. Telefonu aç. Acil arama. Bakanlık. Düzen Bakanlığı. Neler oluyor Karl? Şehrin ortasında patlama oldu. Ayrel Johnson öldü. Korkarım devlet düşmanları bundan daha akıllıdır. Sanırım dairesine bir bomba yerleştirdiler. Bizi hayal kırıklığına uğrattın Karl. İhmalinden ötürü iyi bir adam öldü. Şanslısın. Şu sıralar personel eksiğimiz var. Başka yere atanmanın tek nedeni bu. Atanmamanın. Tazminat söz konusu değil. Dahası sana uyarı ve para cezası veriyoruz. 2000. Ah, 2000 hiç önemli değil. Gel gel gel. Size pasaport buldum. Inga. Planları sor. Yardım et. Aa, pasaport buldum ama. Sen? Bir hayat kurtarmak. Dur. Yardım etmeyi sağladım. Tamam. Planları sor. Yardım et dedik. Temiz bir pasaport sende var mı? Mükemmel olurdu. Allah Allah. Var ya. Sahte pasaport, pasaport. Temiz pasaport diye bir şey mi var? Allah Allah. Tek kiracı kaldı yani. Tek kiracı kaldı şu an. Ne yapacağız? Kanıtlar var. Bunları da rapor edemiyoruz zaten. Kimse de yok. Oyun bitecek herhalde. Aa, şunları bir kontrol edelim. Evet. Kutuları. Hem burayı hem burayı. Aa, bak bunu da es geçmişim. Madalya pahalı, günlük, mavi kravat. Ben şunların hepsini alayım. Tamam, bunu da çöp yapalım. Kadınla bir kere daha konuşayım. Belki bunların arasında pasaport vardır. Hepsini al. Telefon var. Koş 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 koş. Denton'un bir şeyler söylemesi lazım bana değil mi? Özel aramayı kabul et.
Carl, sana yeterince teşekkür edemedim. Biliyorum, yapması zor bir seçim. Böyle şeyler hep iz bırakır. Ama sen dedin ki burada çok fazla insan olacaktı. Umarım için huzur bulur. En son ne zaman uyuduğumu hatırlamıyorum, Denton. İnan bana, bu sosyal parazitlerle uğraştıktan sonra uyumaya zamanınız olacak. $8,000. Ben parayı ne yapayım? Çocuğum öldü, karım öldü. Her şey onlar gittikten sonra olmaya başladı. Kızını göndersek mi acaba? Şunlara şantaj mektubu çeksek mi? Yani ne para, fazla para istemiyorum. Ticaret yapan adam sahte pasaportu belki bana başka biri ayarlayabilirdi. Ne bileyim, saçma sapan oldu işte. Gel bakayım, bir kere daha konuşalım. Zamanı ileri alacağım, yapacak bir şey kalmadı. Kadını göndermeyi başarabileceğiz mi bakalım? Annesinin işinden bahsediyorum ya. Annenin ne yaptığını biliyor musun? Evet, annem süper insanlar yapıyor. Her şey büyük lideri yüceltmek için. Tam beynini yitirmiş bir kız. Seninle de konuşmak istiyorum. Sen git artık ya. Annenle konuşmak istiyorum ya, defol. Hadi sen yakınsın, sen gel. Planları sor. Yardım et. Kiracıları tahliye et diyor da ya. Yok abi, kiracı miracı yok zaten ya. Reddet desem ne olacak? O iyi mi? Onun diğer kızlardan farklı olduğunu anlamışsındır umarım. Biraz. Benim açımdan sorun yok Carl. Enerjisini boşaltmak için çocukların bir şeyler yapması gerekir. Acaba o gazı kızında falan da mı kullandı? Anlamadım. Bu ne? Bak, bunlara hiç değemiyorum ama buna değebiliyorum. Bir şey oldu gibi sanki. Ha, yok. Zamanı ileri alacağım. Evet, ileri alıyorum bakalım hocam. Tamam. Her şeyi satayım sana. Ticaret yap, bugün ne satıyorsun göz at. Şunları bir satalım. Kitap, film. Bir yerden bir ses duyuyorum, ondan baktım. Dünya haritası, dumbbell, havlu, silah, cüzdan, diş fırçası, dürbün, mavi gömlek. Aha, madalyayı da sattım. Sahte pasaportlar var. Çikolatayı da istemiyorum. Tornavida kalsın. Marangoz seti kalsın. Sende ne var abi? Şimdi dünyayı verdik sana, o yüzden 7500'e satıyor. Şöyle hızlıca geçelim. İsimlerine bakıyorum özellikle. Silah, radyo, aspirin, hırka, kitap, tornavida, yeşil kravat, çikolata, elma. Vatansever şarkılar. Acaba iki tane mi? Ha, hem kızı hem de şeyi için mi? Dur bakayım, bir tane daha alayım. Arsenik.
Ama bir tane daha sahte pasaport bulmamla. Gerçi bir dakika, 4 tane mi oldu elimde? 4 tane pasaport varmış zaten ya. Yani ne yapabiliriz ki abi? Yapacak bir şey kalmadı. Bir kere daha konuşalım. Inga. Ya itibar puanı falan diyeceğim. Sonra konuş diyor ya. Kiracılara hemen tahliye et diyorum. Senin varlığın benim ailem için bir tehdit. Ne? Hemen ayrıl. Gidiyorum. Bunlar da gitti. Biz bize kaldık herhalde. İlerletiyorum abi. Yapacak bir şey kalmadı. ...225 itibar puanıyla bitirdik. Değişim gelsin artık, yapacak bir şey yok. Acaba birini arasam halledebilir miydi benim için? Dur bakayım. O numarayı ararsam ne olur ya? Vallahi aramayacağım arkadaşlar ama denemek istiyorum şu numarayı arayınca da ne oluyor. Değişim bir gelsin bakalım. 46.000 paramız var. Keşke... Aha, boş ev diyor. Dur. Apartman kazanç sağlamalıdır. Hemen yeni kiracılar taşı. Yok ya abi, gelmiyor kimse. Aa, varmış işte. Telefon. Özel arama. Carl Stein. Inga Birkenfeld taşındı. Teklifimizi feshediyoruz. Bombayı sor. Onlara cehenneme gidin de. Cehenneme gidin. Cehenneme git. İmkanı yok Carl. Gideceksin. Hiç asabi olmaman gerekiyor bu oyunda. 3 saat kalmıştı ya. Dur bakayım. A massive explosion destroyed the whole apartment. Kadını göndermemem lazım aslında. The fire erupted and was spread all over the neighborhood by the sad fate of Carl and his family was only briefly mentioned in the. Bir dakika dur. Geri devam et diyeceğiz. 3 saat kalmıştı değişime. Bombayı sorsam yine ölecektim herhalde. Bu nasıl bir oyun arkadaş ya? Oyun hata verdi sanıyorum ki. Evet, oyun hata verdi sanıyorum ki. Kaydı durdurmam lazım. Acilen. Ha yok, geldi lan. Tamam. Değişim geliyor, boş ev. Tamam, hemen kira taşı. Telefonu açmasam ne olur acaba ya? Dur bakalım. Bombayı sordum. Ailem hala tehlikede mi? Sakin ol, henüz değil ama bu bizim son konuşmamız olmayacak. Allah Allah. Bu kadın kim lan? Bu kadın kim? Kimsin? Sana nasıl yardım edebilirim? Ben Carl Stein. Bu apartmanın yöneticisiyim. Ben işçi kadın hareketinin lideri Jen Oerman'ım. Bilmem nedim. Temel amacımız kadınları mutfaktan kurtarmaktır. Sloganımız ise her kadın makinede çalışabilir ve patentli deri ayakkabılara sahip olabilir. Ülkemizdeki her kadının özgürlük ve mutluluğuna katkıda bulunmaya hazır mısın? Ve özgürlük bir kadına ne kadara mal olur dedik. $5000 yoldaş Carl. Zevkle katkıda bulunacağım. Katkı yapamayacağım. Hepsi birer kadın saçmalıkları.
Çok paramız var aslında. Zevkle katkıda bulunacağım diyorum. Kadın dostluğun için teşekkür ederim. Seni beyaz kitaba kaydedeceğim. Jane. Bir kadının mutfakta çalışmak yerine bir makinayla mutlu olacağına emin misin? Kuşku yok yoldaş Carl. Ülke ilerliyor ve biz de onunla beraber hareket ediyoruz. Bugünlerde kadınlar erkeklerin yerine geçmeye başladı. Emin ol, evlenmelisin genç bayan. Ben evliydim yoldaş Carl. Yemek pişirir, kıyafet yıkar ve temizlik yapardım. Kocam ne yaptı? Hiçbir şey. Dahası o evinde horozlara bakıyor. Her yere sıçıyorlar. Pancar çorbalarına bile. Dövüş horozu mu? Ne kadar kazanıyor? Erkekler, sizi ilgilendiren tek şey paradır. Doğru, evet. Bu işin en iyisi olduğu için çok para kazandı. Ancak bu dövüşler yasalara fazlasıyla aykırı. Ve o yoldan çıkmış kanun alaycısı. Horozuna Yüce Şef adını vermiş. Tek bir kavgayı kaybetmese de büyük liderimize saygısızlık ediyor. O kadar isim varken bunu seçmek. Yetkililer her an burada olabilirler. Şefe şükürler olsun. Kocamı doğru bir zamanda terk ettim ve fabrikanın makinelerinden birinde mutluluğu buldum. Gerçek olan bu. Kanını donduracak geçmiş bu. Durduk yere 5000 lira verdik ya kadına. Şunlarla tanışalım. Değişim geliyor 3 saat sonra. Çal bakayım kapıyı. Tuttuk aynı uyduruk eve taşıdık ya. Kamera yok, bir şey yok. Polis lan bu. Tanış. Telefon. Merhaba, ben Carl. Geç. Ben George Drayman. Buraya yeni taşındık. İş olarak ne yaparsın? Şu an iş arıyorum. İstihdam Bakanlığı'na başvurdum. Eskiden göçmenlik ofisinde memurdum. Aksanın var. Nerelisin? Belgelerimiz tamam ama aksanımızın olmasının yasak olduğunu bilmiyordum. Onu demek istemedim. Yani burada yabancılar oldukça nadir. Fark edilebilir mi? Başımıza bir iş açılır mı? Endişelenme. Henüz aksanlar ve mülteciler hakkında bir emir yok. Teşekkürler, içimi rahatlattın. Büyük bir ailem var. Henüz hepsi burada değil. Sadece karım ve ben varım. Diğerleri şu an yoldalar. Diğerleri? İşim başımdan aşkın. Eşim var. Oğlum, kayınvalidem, amcam, yeğenim. Hem de çokça. Artık konuşmaktan yoruldum. Ülke hakkında konuşalım. Beğendin mi? Buraya gelmenin sorunlarımı çözeceğini düşünmüştüm ama ardımızda bıraktığımızdan pek bir fark yokmuş. Bir sürü bakanlık var. Devlet her şeyi kontrol ediyor. Duyduğuma göre burada devrimcilerin olduğunu bile duydum. Fazla sayıda bakanlığımız var diyor. Yakın zamanda denetim bakanlığı kurdular ve sıkı kontrol bakanlığının yerine geçti. Dikçilikte yenilikler bakanlığını duydun mu, ya da zımba bakanlığını? Henüz değil ama karşımıza çıkan her şeyi takip etmek oldukça zor. Son haberlere göre tarım ve kültür bakanlıklarını birleştirmek istiyorlarmış. Ve bunun ismi ne olacak? Tarım Bakanlığı. Vatansever konserlerin ayarlanmasıyla meşgulüz. Pancar Festivali ve Vatanseverler Turp Yer oyunu çok popüler. Ya amma gevezesiniz ya. Yeni oyunları olan uluslararası arkadaşlığın patates bayrağını prova ediyorlar. Prova ediyorlar. Yeter, daha fazla duymak istemiyorum. Abi, yüreğim el vermiyor. Git telefona bak. Bir görev al bakanlık. Düzen Bakanlığı, Bilgi Bakanlığı size bir talep gönderdi olması lazım. Her kiracının için 5 özellik belgele. İşe koyulma vakti. Anlıyorum. Profil. Allah, her kiracının için 5 özellik. E tamam ama ben bunları çok yaptım. Çokça yaptım. Bir saat sonra da değişim geliyor. Hadi. Geldiler. Hayda, kadın da geldi. Değişim geliyor abi. Telefon. Carl Stein, bunlar değerlendirme sonuçlarınız. Değerlendirmeden geçtin. İzin verilen ihlal sayısını aşmadın. Çalışmaya devam et. Unutma, hala potansiyelin var. The spark of New Tomorrow movement gradually fanned the flames of a revolution, and the wise leader's tyranny was overthrown. It took years to dispose of the enormous bureaucratic machine, but in time, the people could finally sleep peacefully at night. Aa, oyunu başarıyla bitirdik herhalde.
freedom of speech and the right to privacy were the first entitlements the new democratic government restored, and every official that misused his or her position was arrested and locked up in the jail cells previously occupied by political prisoners. Vay be, yıllar geçse de bir şekilde adalet yerini buluyor demek. Although the revolution took many honest lives as well, one can't make an omelet without breaking a few eggs, right? Aslında çok güzel bir laf. Birkaç yumurta kırılmadan bir omlet yapılamaz, değil mi? The rumors of gas turning people into zombie patriots and of weapons of mass destruction reached the front line. Overcome with fear, officers from both sides plotted together and started a coup. But after they arrested the current governments and announced the end of the war, they lost control of their respective countries. Mass desertions from both armies paved the way for chaos, and marauders and bandits seized the arsenals of both nations and took control. Acaba o kadını öldürmeli miydik gazın? Yani gaz mı sebep oldu bunlara? Unfortunately, the constantly changing leadership of both countries made it impossible to turn either economy around. Unemployment, overpopulation and hunger are still at epidemic levels. Carl stayed in his first-story apartment. Eventually, he became rich and could buy anything he wanted. But no matter how hard Carl tried to lie to himself, the loss of his family ruined him. Zengin oldu ve istediği her şeyi alabilirdi. Ancak Carl kendine yalan söylemeye çalışsa da ailesini kaybedişi onu mahvetti. Ya ailemizi nasıl kaybetmeyebiliriz ki? 30 bin istiyor, 15 bin istiyor daha yolun başındayken. He missed Anna's nagging, Patrick's juvenile maximalism, and Martha's happy laughter. Yazık. The walls of Carl's apartment caved in on him, trapping him under the monstrous weight of his memories and guilt. And he remained depressed and suicidal until the end of his days. Sonunda biz de mi öldük yoksa? İntihara meyilli yaşadık ama yaşadık. Vay be. Güzel oyundu, bitirdik. Daha iyisi olabilirdi. Demek çocuklar ölmeden, ya en azından belki birini kaybederek de bu oyunu bitirebilirdik ama tekrar denemek lazım. Bir canlı yayında diyalogları fazla okumadan yapabiliriz bunu aslında. Evet, buraları hızlı bir şekilde geçebiliyorum. Müzik. Gergin. Telif gelebilir, o yüzden hızlı bir şekilde geçelim. Dublajcılar varmış. Oraya Burak Şener'i de eklesinler. Özel teşekkürler. Bu oyunun bir de ek paketi var. Mutlu Uyku diye. Oyuna devam et. Dediğimizde ne olacak? Merak ediyorum. Mesela herkes evden çıkmadan o kiracılar gelmemişti aslında. Hala da görev almaya devam ediyordum. Profil çıkart falan çıkart diye, değil mi? Büyük ihtimalle sinematikten, oyunun sonundaki sinematikten başlayacak veya son kayıttan. Burada bir hata veriyor gibi bir şey oluyor. Ben acilen... Vatandaşlık kaydı. Telefonu aç. 5 saat. Bir dakika, oyuna devam edebiliyorum. Herhalde devam edebiliyorum oyuna. Ha yok, tamam. Bitti yine, aynen. Yine aynı yere bağlandı, değil mi? Evet. Tamam, buradan da çıkamıyorum. Bu şekilde veda edeyim. Mutlu Uyku diye bir şey var. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Araştırırız. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir kere daha denememi ister misiniz? Çocukları ve eşimizi kurtaracak şekilde, daha mutlu bir şekilde oyunun sonunu getirebilir miyiz? Tavsiyelerinizi bekliyorum. Bu çok zor olacak. Yasa dışı işlere bulaşmamız lazım bunun için belki de. Ama tavsiyelerinizi bekliyorum. Tekrardan karşınızda olacağım. Umarım seri hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve daha fazlası için beni Instagram hesabından takip etmeyi
Unutmayınız, şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı Kep'te kalın. Hoşça kalın.